In the Best Foreign Language Film category, the nominees are: from Poland, Ida; from Russia, Leviathan; from Estonia, Tangerines; from Mauritania, Timbuktu; Pinkwood; and from Argentina, Wild Tales. We're dead. For achievement in directing, the nominees are Alejandro G. Iñárritu for Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance, Richard Linklater for Boyhood, Bennett Miller for Foxcatcher, Wes Anderson for... Merhaba, Apartman Sineması'nın yeni podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımız aslında 70. Cannes Film Festivali özel podcast'i olacak. Haliyle adından da anlayacağımız gibi hem bizim burada festivali takip ettiğimiz kadarıyla işte verilen ödüllerden, oradaki tepkilerden, oradaki seyirci tepkilerinden, bizim filmlerden, beklentilerimizden bahsedeceğiz. Bir taraftan da yine festival sırasında konu edilen bir takım konulara değineceğiz. Netflix gibi, işte jürinin kararları gibi vesaire. Bunlarla ilgili topladığımız bir podcast olacak. Yine o zaman direkt ödül alan filmlerden, festivalin değer gördüğü filmlerden podcast'imize başlayalım. Öncelikle hepimizin omzunda birer İsveç bayrağı. Evet. Zaten bayraklarla. Zaten önceki yayınlarımızı takip eden dinleyicilerimiz biliyordur ki Ruben Östlund hayranı bir ekibiz. Hepimiz ve daha önceki podcast'lerimizde de konusu onun filmi olmasa bile bir şekilde adını geçiriyorduk. Hatta iki önceki podcast'te turisti konuştuk, daha yeni bir de yani. Evet, erkeklik temsilleri olanda. Evet, bir de onda da konuştuk. Hepimiz onunla birlikte çığlık attık. Evet. Evet, bayağı böyle birbirimize sarılmak olmasın. Bir de tabii, evet, Özlük'le başlayalım zaten, Altın Palmiye'yle başlayalım. Bir de açılışta Sezen'in dediği gibi şeyi de bir belirtelim. Hani buradan takip ettiğimiz kadarıyla derken, burası İstanbul. Kana gidemedik biz. Fırat da inanmazsınız ama Fırat da İstanbul'daydı. Yer yer. Altın Palmiye'yle başlayalım. Yani hepimizi gerçekten delirten bir karar oldu. Ne kadar hani beğenildiğini bilsek de gelen tepkilerden. Tabii ki büyük ödüllü bekleyen kişi sayısı çok azdı tüm dünyada da tahminler yapılırken. Hatta en çok beklediğimiz filme ikincilik ödülü gidince bir anda, hani Cannes'da da zaten klasiktir, sabahtan davet edilenler belli olunca tüm oklar Ruben Östlund'u göstermişti. Ve sonunda kazandı. Sonunda da denilecek bir kariyeri yok aslında. Hala taze daha başında sayabiliriz. Evet. Ya evet, aslında biraz kariyerinin seyri buraya doğru gidiyordu. Hı-hı. Diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Ya turistle beraber aslında bu dalgayı epey bir yakaladı Ruben Östlund. Evet, mesela Oscar'a kadar yürümüştü. Kısa listeye kalmıştı yabancı dilde en iyi film adaylığı için. Yani ya bu sinyali alıyorduk. Deo Frivilliga yine daha çok Östlund'u diğer daha popüler filmleriyle tanıdıktan sonra izlenen bir film oldu ama Play'le daha böyle bir evet, adını duyurmuştu. Onun üzerine zaten Force Majeure, Turist geldi. Hatta işte bizde de vizyon şansı buldu. Bizde vizyona giren ilk filmiydi. Ve aslında ben kendisinin hayranı olmama rağmen ve bütün filmlerini izlememe rağmen erken gelen bir ödül olduğunu düşünüyorum. Yani yerindedir muhtemelen tabii ki de, bana kalsa turiste de verilmeliydi. Öncekilerine de verilmeliydi. Bu şeyle ilgili de olabilir. Hatta bunu bir kere daha konuşmuştuk. Çok zaten erken ulaştı yani buna. Hatta hem şu andakilerin ulaştı. Hatta kendi kuşağından önceki bu tarz büyük yönetmenlerin ya da işte genç hala ve başarılı yönetmenlerin hala bir şeye kavuşamadığını düşünürsek. Ya aslında bilmiyorum. Biraz da şanslı şu an. Yani şeyi... hani o bir ihtimal dahilinde midir ya da bu hani erken ulaşmasında bir etkisi var mıdır bilmiyorum ama çok kısa bir hani filmografisi olmasına rağmen o seçtiği konuları ve birbiri ardına gelen filmleri aslında bir bütün olarak öyle bağlıyor ki hani şeyi ne diyeyim, otörlüğünü belli eden bir sineması var ve hani bunda çok istikrarlı giden bir şey var. Hani bir durum olur ya, işte iyi başlar kariyeri, sonra işte bir düşüşe geçer, işte tam evet, belli olamaz, kesinlikle yolunu çizemez falan. Öyle bir kariyeri asla yok ve bunu şey de hani, ay ben bir fikir attım ortaya, bunda hani devam gelir bir şekilde diye de vermiyor. Gayet sağlam adımlar yani ilerleten bir. En başındaki kısa filmlerinde dahi olan şeylere devam ediyor. Yani o kadar kendine harika bir çizgi çizdi ki, yani bu benim sinemam dedi ve o çizgi çok daha gidecek. Hani bunu bildiğimden biraz da bana daha erken gibi. Ama tabii bu
Ruben'in ulaştığı ama hala ulaşamamış olan yönetmenler de bu özelliklere sahip olan yönetmenler. O yüzden biraz şansı görüyorum derim ama şey gibi, jüriyi mesela, burada tabii Ozon'u güzel bir etken. Ozon'u konuşmuştuk ya, yani hani Ozon'un da aslında benzer mesela ve aynı tazelikte, aynı işte otörlüğünü koruyan ve buna emin adımlarla devam eden ve bolca da hani film içeren bir filmografisi olmasına rağmen hala ödüllendirilmiş olması bize şaşırtıyor. O yüzden hani Ruben Östlund'un alması bir taraftan hem sevindirici hem hani erken ulaştı buna gibi bir his bırakıyor yani, olabilir belki de. Yarışmadaydı da mesela o zaman gibi. Çok bekliyordum. Ne bileyim. Ama ya o yani Östlund'un bu kariyer hala olabilir seyri... ya. Böyle çıkmaz mı o zaman? Ya, birazdan ya Östlund'un ya hakikaten bu turistten sonraki filmiyle bunu alması şey yani aslında bizi yani bu kariyer seyrini bizi o açıdan tatmin eden şey bence o. Yani çünkü belki bir alt işte yarışma gibi diyebiliriz. Belirli bir bakışta. Yan bölümler. Yan bölüm diyebilir. Yani, evet. Tabii, turist oradaydı zaten. Turist oradaydı ve orada kazanmıştı ödülü. Fipres almıştı galiba. Orada Fipres mi almıştı? Evet. Şeyi White Guts aldı. Beyaz Tanrı almıştı. Doğru söylüyorsun. Zuzko'nun Macar filmi. O da yarışmadaydı. Beyaz Tanrı almıştı. Ama yani turistin hep bütün yani herkesin hem figür olduğu bir filmdi yani sinematik değeri açısından. Kendi kuşağını, kendi tarzını yaratacak bir yönetmen ki yaratıyor da. Aynen zaten. İşte ben kendisi de hatta geçen röportajda oraya gelmek okudum, istiyordum. Roy Anderson'dan bahsediyor. İşte biz onların ödülleriyle, onların aldığı filmlerle büyüyüp bu motivasyonu sağlıyorduk. Şimdi kendisiyle beraber büyüyecek, onları etkileyecek bir kuşak da yaratıyor bir yandan. Ve zaten hani bu Cannes'daki basın toplantısında da tekrar ödülü aldıktan sonra da tekrar Roy Anderson'ın adını andı. Kendisi zaten son 10 yıldır verdiği her röportajda, her seminerde katıldığı şeyde hani sorduklarında sinema dilinizde kimlerden etkilendiniz tarzı sorularda hep saydığı isim Roy Anderson ve Buñuel. Ki kesinlikle tam olarak hani evet, çok, yani çok çok onu korkutan yani, ama geliyor yani yeni bir korkutan. Sinema. Ya, evet, bir zaten... de şey var mesela pardon lafını böldüm ama hani tam bu konuda aslında hani Östlund'un sineması için çok geçerli bir şey olacak. Bu hatta onun neslindeki yeni yönetmenler için. Yerel dile çok hakim olup ve bu sinemadan yola çıkıp bir evrenselliğe ulaşan dilleri var aslında. Hani o evrenselliği yakalayabildikleri için bir nevi böyle bir yol çizgileri oldu yönetmenlik hayatlarında. Aynen yani bu daha önceki bir podcast'te de Tony Erdman'ı konuşurken konuşmuştuk. Ya bu gerçekten şu an yani hali hazırda inşa olan bir yeni genç diyeyim yani yeniden ziyade genç bir sinema var ortada. Ve bu, işte orada da zaten Östlund'un yeni adını almıştık. Yani turist... hani Miguel Gomez'i andık, Jessica Osner'i andık, işte Marenade'yi aldık. Marenade'yi andık. Hatta belki bunu biraz Okyanus'un diğer tarafına çeviriyor. Safdi kardeşleri falan bile belki bir nebze için alabiliriz. Yani bu şeyin, bu nasıl diyeyim, bu heyecanın, bu yeni sinema, genç bir sinema yapma heyecanının bu kadar erken ödüllendirilmiş olması, yani beni Östlund'un altın palmiye almasıyla yani en çok bu açıdan sevindim. Yani tabii ki çok seviyorum önceki filmlerini. Çok da bağlantılı zaten bu konuyla. Ya aynen işte ona bağlamaya çalışacağım. Yani aslında birazdan da, yani biraz daha jüride kimler olduğunu falan düşünürsek, Almodovar'ın i̇şte. Böyle bir sinemaya yani çok nasıl diyeyim bayağı önceki kuşağı sayabileceğimiz ama o kuşağın yeni çok genç bir dinamik bir sinema ortaya koymuş bir sinemacı olarak şu an hali hazırda böyle gelişmekte olan inşa halindeki bir sinemaya belki hala tamamen daha iyi örneklerini de göreceğiz bu heyecanın ama yani hali hazırda bu inşa sürerken bunu ödüllendirmesi ve tırnak içinde destekliyor olması çok heyecan verici bir şey aslında. Hatta o bahsettiğimiz podcast'te de şey olarak konuşmuştuk ya şu anda bu heyecanla takip ettiğimiz ve bayıldığımız sinemaya belki 20 yıl sonra dönüp baktığımızda ne kadar da hani heyecanlanmışız falan diye o zaman da konuşmuştuk ya hani bayağı büyük bir sinema olacak ve o zaman büyük ihtimal buna bir isimle sesleneceğiz ve işte bu ilk ödül de biraz onu gösteriyor gibi ama bir önceki söylediğindekinde bence yani ödülü almasında Östlund'un altın palmiyeyi büyük ödülü almasındaki sebep de senden tam tersini düşünüyorum. Yani sen dedin ya turiste biraz daha artık hani sezmiştik o kadar yükseldi geliyor gibi diye. Ben de işte tam tersi jüri üzerinden hep böyle düşünüyorum. Daha festival başladığında yani yarışma line-up'ı açıklandığında hep bana o şey geliyordu. Jüride işte Östlund'u, Lantimos'u ya da işte diğer isimleri ne bileyim Saftiler olabilir bu yeni sinema dediğimiz şeyin içerisinde.
pek takip ettiklerini düşünmediğim, hatta sadece belki ismini bile duymadıklarını düşünebileceğim isimler vardı ki Pedro Almodovar'ın da böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani çok da takip eden bir insan değil. Ama hem kendi kariyerinin başındaki o heyecan, o haz duyduğu şeyler falan, hem Lantimos'u hem Özlund'u beğeneceğine dair bende bir hep yani fikir vardı. Aynen, ben de aynı şeydi. Yani Almodovar'ın yani bu sinemayı ödüllendirmiş olması. Yani Almodovar başkanlığındaki jürinin. Coppola'ya da kesin ödül vereceğini biliyordum. Fragmanı çıktığından beri bir yıldır. Yani yani gördüğümüz tabii öyleyse, fragman kaldırmacası değilse ki belli ki değil, herkes tarafından beğeniyor. Yani evet, o dediğin şey ya, ben de katılıyorum. Yani bu işte seneler sonra belki işte bu filmleri, işte Tony Erdman'ı, işte Turist'i, ondan sonra yine The Square'i konuşurken, yani Square'in 2017 yılında Altın Palmiye alarak bu ivmeyi daha başka bir yere çekmiş bir film olarak konuşabiliriz. Tabii şimdi tamamen öngörü yapıyorum ama yani biraz işte Manenade'nin, işte Miguel Gomez'in, işte hala Östlund'un falan potansiyellerini düşününce ya beni heyecanlandırıyor bu fikir açıkçası yani. Yani aslında bakarsan çok böyle işte 80'lerdeki ya da işte daha da genişe dağılabilirsin, Polonya kuşağını ya da Fransızlardaki işte yeni dalga kuşağını falan, hep böyle bir ulus şeyi vardı ve artık bu ulus doğal olarak hani politik açıdan da baktığımızda, sadece sinema tarihi açısından değil, bu ulusun artık biraz ortadan kalktığı şey var ya, hani eğer öyle bir şey olarak anlasaydık, bir nevi Avrupa Birliği şeyi dönecek. Yani şeye dönüyor böyle zaten. El ele tutuşurken 23 Nisan fotoğrafı gibi görebiliyorum çünkü bunları. Östlund orada, Hausner orada, işte Miguel Gomez orada, Marenade orada. Bir yerden sonra şuna dönüyor zaten, işte o hani onu da konuşmuştuk zamanında, hani bu sinemanın dili bir yerden sonra sınırları kaldırmaya da döndüğü için aslında konuştuğumuz şeyler, temas ettiğimiz noktalar, evet, birbirimizin dertleri ya da birbirimizin problemleri oluyor. Yani Östlund'un anlattığı hikaye bize temas etmiyor değil. Hani bir yerden sonra temas ettiği için zaten bizimle bu kadar sevinmemize olanak tanıyor. Bizi de heyecanlandırıyor ki Almodovar'ın işte jüri başkanı olmasının da etkisi bu. Yani kendi döneminde tamamen işte sansürle kapalı bir ortamdan kendi dilini özgürce yaratabilen bir adamın o hani kendi kuşağı için yeni kuşağa bakmasıyla bizim içinde bulunduğumuz kuşakta böyle bir çıkış noktası aramamız aslında eş zamanlı ilerleyen bir şey. Evet, ya bir de baktığımız zaman bu isimler yani bir yandan sinematik olarak da yeni bir şeyler alıyor. Mesela yani işte filmin, işte Square'in yayınlanan kliplerinden bir tanesinde böyle işte filmin orta yerine yerleştirilmiş bir performans izledik. Yani tam olarak filmdeki işlevini şu an kestiremesek bile yani başka bir şey, hayır yani. Tabii ki bu niyel falan. Hayır öyle ama yani. Nerede tabii. Filmin bütünü ve dilin bütünü. Ha işte kastetmeye çalıştığım şey o. Mesela Miguel Gomez'in yani Binbir Gecesi'nin yapısını düşündüğümüz zaman işte yani farklı öyle bir şeyler. Bir yapı yok mesela. Ya aynen, yani yeni bir şeyler deneyen isimlerin. O da bir performans aslında yani. Ya tümü bir performans gibi yani, hatta. Yani filmin tümü, yani yönetmenlik artık bir performansa dönüşüyor. Bu arada Özlund'un da bu film projesi sonra şeydi zaten, tamamen hani bu amaçtı. Aslında filmin tamamını performans. İşte, ama hatta filmin dışında da bu filmin içerisinde yer alan ama tabii izlemediğim için tam olarak nasıl bir şey olduğunu bilmediğim performans sahnesini gerçekte de kurmayı düşünüyordu. Yaptı mı henüz bilmiyorum. Bir sergi alanında. Ben öyle olduğunu biliyorum. Dönüyor. Ben yani, öyle biliyorum. Ben yaptım. Ben öyle biliyorum. Meydanda zaten filmin ismini alan şey. Eski yeni çatışması gibi gidersek mesela işte şu yeni kuşağın yapmaya çalıştığı şeyin ve yönetmenlik anlayışının bir bakıma fikir olarak tümden değiştiğini de yani görebildiğimiz bir şey. Yani konu bütünlüğüne de yansıyor. Bu filmin hikayesine de yansıyor. Evet, hani belirgin bir şey var önümüzde. Ama bir taraftan da yönetmenliğin artık bir şeyleri meydana çıkarma ve hani bir dil yaratma bakımından çok belirgin bir alan açtığını görüyoruz. Bir performans yarattığını görüyoruz. Bununla aslında hani evet, çok Östlund'un sinema böyle şeyi sinemayı toparlamış olalım ve ardından Grand Prix'den bahsedelim. İkincilik ödülünü alan film aslında şey de festivalde de herkesin böyle en beğendiği ve hemfikir olduğu, büyük ihtimalle Altın Palmiye alır dediğimiz bir şey. Ki, burada, ki bence başka bir jüriyle çok net de alır. Almodovar'ı aslında biraz daha yakın gördükleri için evet, konuyu evet, da evet, çok evet, bağdaştırıyorlardı. Evet, ödülse dönmedi ama 20 beats per minute. Bir AIDS şeyi üzerinden eylemler mi? Tam olarak nasıl? Yok şey, eylem yani bir şey. Eşcinsel hakları. ACT UP'tan. Aktivist bir grubun hikayesini anlatan bir dokudrama diyebiliyorum ben. Yani evet, baktığımız zaman çok Almodovar'a göz kırpabilecek bir film bence gibi. Bence Square daha çok kırpıyordu. Hayır şey, tematik olarak bahsediyorum. Ya, filmin yani, çok iyi olduğu. Yüzeysel olarak baktın evet, tabii aynen. Yani evet, baktığında. Eşcinsel hakları evet, savunucusu Almodovar falan gibi. Yani çok çok dümdüz bir bakış bu tabii ki de. Öyle gibi geliyordu. Ama yani
Ama baktığımız zaman nasıl diyeyim, ya bir dökü dramanın da Almodovar'a ne kadar hitap edeceği de tartışma konusu. Ama tabii bunların dışarısında sadece hem Almodovar'da konuşmadığı için o da ayrı. Bütün, evet. Festivalin yıldızı oldu film. Evet ya yani o da çok yani hakikaten yani, şey çünkü, gelen övgülerde herkesin dediği açıkçası gibi. Açıkçası line-up'tan çıkan tepki o beklentinin üzerine çok da dolu dolu bir yarışma geçmedi. Yani herkesin en fikir olduğu film sayısı çok az. Mesela Square, Altın Palmiye alan Square bile çatlak seslerin olduğu bir filmdi. Hakkında Square'de yani. De belki olmuştur. Evet, ama, evet. Ama mesela işte Beats Per Minute bunların dışındaydı. Hakikaten herkesin yani yapmak istediği şeyi çok iyi yaptığını belirtti. Yani çok tırnak içinde eli yüzü düzgün bir film olduğunu ve yani Altın Palmiye'nin en güçlü adayı olarak gösteriliyordu. Şey, ödüller açıklanmadan. Ki yine ikiye bölünse de Zivya Ginsev'in tekrardan gelip Altın Palmiye'yi yine alamaması ama yine ödülle dönmesiydi. Ya evet. Jüri özel ödülü aldı ve kendisi biraz bozuldu. İlk açıklanan büyük ödül olarak bir de çıkması ve isminin de okunamaması. Bir de ikiye bölünmüş bir ödül olması. Hayır. Senaryo bölündü. Lawless, neydi Rusçası? Nelyubov filmiyle yani fragmanlardan ve tepkilerden gördüğümüz kadarıyla bildiğimiz Zivya Ginsev. Aslında bildiğimiz yönde giden Zivya Ginsev. Hani eski filmlerine tekrar geri döner mi o gücünü diye bekliyoruz hepimiz. Çünkü çok seviyoruz Zivya Ginsev'i. Ama ben Leviathan'a biraz burun kıvıranlardan olarak çok çok aynı sularda gibi gözüküyor. Yani Elena'yla da hatta çok var. Yakın. Yani bu aynı sularda gitmesi ve işte bildiğimiz demenin bir yerden sonra şu tekrara düşme durumu yok mu? Hani var. Ya tamam bu var. Yani bu aynı var yani. Çizgide gidiyor. Hani bu tamam bir taraftan. Tamam da Özkan'ı da bildiğimiz. Ama işte o şey. Fark şeyde hani o üzerine bir şeyler katarak ve bunu değiştirerek, geliştirerek başka bir ürün ortaya koyarak devam ederken aynı benzer konuları işte benzer sularda bir hani güvenli sularda daha doğrusu. Çünkü sinemasını biliyor, evet. Tanıyor. Bunun dışına çıkmak istemiyor ve hiçbir şekilde yapıyı bozmadan ilerleyen bir sinemada tabii ne kadar fazla yeni bir renk, yeni bir ses olabilir, tartışılır. O da şu anda aslında onun debelenmesi niye? Güven işte onu konuşmuştuk işte podcast öncesi. Yani renk skalası bile aynı. Ya evet gerçekten yani Leviathan'ın fragmanını veya Elena'nın fragmanını. Elena'nın da aynıydı. Evet. Oldu yani şey desen ki bu yani Elena'dan. Dönüş ve sürgün ya, hakikaten ayrılmaya başladı artık. Ya özellikle dönüşün, evet, dönüşün özellikle yani çok özel bir film olduğunu düşünüyorum ben. Bu Zivya Ginsev'le beraber aslında daha az evvel de konuştuk o yeni sinema dalgasının yani günümüz sinemasının gidişatı bakımından. İşte mesela hani Cannes Film Festivali'nin bu Cannes Film Festivali'nin de bambaşka bir önemi var aslında. Şimdi yarışmaya baktığımız zaman Lanthimos var, Östlund var, Safdiler var. Bir taraftan da Jacques Dillon var, Haneke var, işte Haynes var, Kavase var. Yani var. Çok eski kafa diyebileceğimiz yönetmenlerle beraber bir bakıma yepyeni giden evet. Yönetmenler. Ya evet mesela Kavase bir de şu an ödüllendirilme biçimi aslında Zivya Ginsev'in aldığı jüri özel ödülü bile çok manidar yani baktığın evet. Zaman. Ya şey gibi artık işte senin hakkını teslim ediyoruz ve hani ama bu sınırların bunlar gibi dönüyor. Özellikle film festivallerinin kendi oluşturduğu kültürden bahsedecek olursak kandı ki şöyle bir kuşak var. Zivya Ginsev, Nuri Bilge Ceylan, Dardenler. Hani bunlar hep birlikte neredeyse katılırlar ve ödül de alabilirler hani genelde. Kavase de hatta bunların içerisinde. Tam olarak o açıdan baktığımızda hatta şey derken Özsunt büyük ödülü aldığında daha ondan önceki birkaç kuşak hala ulaşamadı bu ödüle falan derken aslında onları da kastediyorum. Tabii burada Zivya Ginsev hala ulaşamayan ama o tam olarak festivalin Fırat'ın dediği gibi bir mesajı gibi. Hani 20 yıl sonra baktığımızda bu akımın bunun üzerine binmesi gibi. Evet, farklı 90'larda doğan farklı bir sinema artık, sonu olmasa da 2020, biraz belki onu da uyandırabilecek. Evet, artık 2020'ye yaklaşırken artık yeni yeni bir şeyler denemeye yeltenen yönetmenlerin biraz ödüllendirildiği ya da cesaretin yönetmenin evet, evet. Ödüllendirildiği hatta şey yani ben bunu işte bu festival geleneği falan dedi ya kan ben yani Safdiler'in ona yarışmaya girmesini bile birazcık bununla beraber okuyorum yani çünkü ben çok şaşırdım açıkçası. Yani, Heaven Knows What çok şey hak ediyordu çünkü ve tüm dünya bunu böyle düşünüyordu. Büyük bir heyecanla karşılandı. Büyük ihtimal Cannes'daki hani seçkinin hazırlayan ekipte, jüride herkes böyle. Hatta Cannes seyircisi de oraya gittiğinde Safdiler'i görmek istedi. Çünkü Heaven Knows What mükemmel bir şeydi.
ve sanki bir anda kaybolacak gibi hissetti. Hani herkes o filmi konuşmaya çalıştığı mümkün olan her yerde. Evet, yaşatmaya çalışıyoruz evet. Gibi film yani böyle. Yani bir, daha çok insan böyle bir film var biliyorum. Aynen öyle. Yani Safdiller'in özellikle bir de ödül alması çok daha faydalı olacaktı bence bu konuda. Yani benim şu anda zaten ödül alamadığına üzüldüğüm en yani bir Safdi kardeşler var, bir de Ozan var. Şurada bakınca. Ya bana birazcık yani şey gibi. Hong Sang Soo da savaş olurdu da neden almadı demem. Hong Sang Soo zaten. Ben mesela artık aynı. Bana şey gibi geliyor. Artık Ozon almasa da olur gibi. Çünkü artık ulaşabileceğim. En azından zihinlerimizde artık yani. Yok, Ozon alsın ya. Bence de alsın. Bak Hong Sang Soo görmeyi hak ediyor. Hong Sang Soo almasa da olur da Ozon hiçbir şey almadı. Ya evet, yani küçük bir ödül de almadı. Çok garip. Mükemmel bir kariyer. Belki de en istikrarlı ve en az düşen hani bir kere falan böyle ortalama altı filmi olabilecek bir adam. Hala hiçbir şekilde, gerçi büyük festivallere de zor giriyor. Aslında neden zor giriyor? Çok temel olarak da festivallere uzak filmler yapmıyor. Ya baktığın zaman bir de yarışanlara girmesi lazım diyorsun. Yani. Evet, doğru. Hani ne Sezarlarda ödül alıp Oscar'a yürüyebiliyor, ana akım camiadan da gidemiyor, ne festivallerden kendi tercihiyle ilgili de bir şey olabilir. Ona yönelik yaptığı çalışmanın, yani ne bileyim yine oradaki o işte. Reklamın da etkisi olabilir belki. Peki o zaman en iyi yönetmen ödülü Sofia Coppola'yı konuşalım. Beni çok mutlu eden bir ödül oldu. Çünkü Coppola'yı eski günlerindeki gibi görmeyi bekliyorum. Peki, gerçi benim çok da şey yapmayan, sadece sinemasını yayınlayan bir yönetmendi. Ve bu yeni filmi de çok acayip gözüküyor. Evet. Bir de ya bayağı hani şeyleri, seyirci etkileri falan evet, çok da beğenildi yani. Gösteriminden sonra çok beğenildi. Böyle bir sıçramayı yani, bekliyorduk yani. Tam da yönetmenlik işi gibi zaten. Evet evet. Yani böyle özellikle Lost in benim Translation. Benim tutturabildiğim tek tahminim oldu zaten. Yeni yönetmen Sofia Coppola. Yani Lost in Translation'dan sonra böyle birazcık artık şey oluyor mu artık? Sıradanlaşıyor mu Sofia Coppola gibi? Yani bir, aslında sıradanlaşmıyor. Mesela hayır, filmlerin kalibresi olarak. Yok. Summer olsun. Yok, şey mesela baktığın zaman. Filmlerin seviyesi olarak. Hiç söyledim. Sevmem ama ben Bling Ring bile. Evet evet, yani dediğin şey katılıyorum kesinlikle. Atmosferine çok acayip bir iş yani. Ya ama şey yani film. Yani filmlerin seviyesi olarak birazcık şey. Yoksa yani yeni bir şey denemesi açısından. Büyük oynamasını mı bekliyoruz acaba biraz daha? Olabilir. Olabilir. Ama büyük oynamanın da bir gereği var mı? Hani. Yani aile geleneği olarak oynaması gerekiyor. Artık o yaşa geldi. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum kanlı. Babası da bir yerde patladı. Sadece büyük oynadı ondan sonra da. Zaten ondan sonraki düşüşleri de çok büyük oynamasından geldi. Bu şu ana kadar yarattığı o ona özgü atmosferi çok tehlikeye sokmak istemiyordu olabilir o yüzden. Ya çok böyle yani, hayır bence güvenli davranmış olarak değil de yani bildiği şeyi hani daha da ileriye taşımanın ya getirdiği ben, bir şey. Bu film bence onu vaat eden bir film zaten. Ben biraz şöyle Kaan'a katılıyorum. Orada gerçekten önceki filmlerinde yani çok hepimizin sevdiği işte Virgin Suicides'tan işte Lost in Translation'da falan yani babasını tabii başka bir yere koyuyorum da yani büyük sinema yapabilecek potansiyeli kesinlikle sezdiriyordu ve ya yani sezdiriyor canım. Ama bir anda böyle işte Bling Ring'le falan çok böyle indi sulara indi böyle yani bana sorarsan fazla küçülttü sinemasını. Ya ben öyle hissediyorum yani. Ya çünkü gerçekten ama şimdi bak yani çok Virgin Suicides'la Lost in Translation tam olarak indi filmin tanımı yani ikisi de. Hatta hayır, Lost in Translation hayır, ben, bayağı küçük hayır, filmler bunlar. Hayır, hep orada yürümeyin. Hayır ama yönetmenlik olarak büyük filmler bana sorarsan. Anlatamıyorum şu an tam olarak. Ya çok iyi oldukları için. Ya çok iyi yönetmenlikler ama çok iyi yönetmenlik de, yaşıyor. Evet. Zaten diğerlerinde büyük de bence çok iyi yönetmenliği var. Yani evet, Bling Ring'i ben de istemiyorum ama ben çok katılmıyorum ona. Yani denediği şeye saygı Summer, duyuyorum. Yani yine dokunuşunu katmasına, yani bir Sofia Coppola film yapmış olmasına saygı duymakla birlikte film olarak çok iyi filmler olduklarını düşünmüyorum. Ama yani yeni filmi yani en iyi yönetmen ödüllüğüyle de taşlandırıldıktan sonra evet, gerçekten yani ya benim en azından şahsen yapmasını beklediğim veya istediğim diyeyim sinemaya doğru adım yelken şey açmasını bu ümit ediyorum bu yani. Bu da bu arada bir remake. Evet öyleymiş. Yani roman uyarlaması İkinci desek daha iyi olur. Evet yani aynı roman uyarlanmış. Daha önce uyarlanmış hali var. Ondan uyarlanma değil aslında. Hayır aynı evet remake de diyebilir miyiz o yani onun biraz kadın şeyine çevrilmiş. Evet. Evet. Abi kadın odaklı bir film. Büyük ihtimalle kitaptan uyarlama da olabilir diye düşünüyorum. Senaryo ödülünü konuşalım. Lanthimos ve Ramsey arasında paylaşıldı ki Lee Ramsey de herhalde herkesin uzlaştığı hem de yarışma filmlerinden de en son gösterilen film olarak herkesin uzlaştığı ve beğendiği bir film. Belki daha oldu. Büyük yani daha Altın Palmiye veya işte Grand Prix'e evet de oynayabilir gibi son deniyordu. Son anda gelince her türlü olabilirdi çünkü yarışmadan genel olarak bir memnuniyet yoktu herkeste. Evet. Yani herkes bir izlenen her yani bir genel bir tatminsizlik oluyordu çünkü büyük yani isimlerden bile o tatmini hatta evet, belki bu beğeni uzlaşının
bu şey de bunun etkisi de olabilir. Belki normalde ilk film falan olsaydı bu kadar beğenilmeyecekti. O aynen olabilir ama Ramsey'nin yani filmden gördüğümüz kadarıyla yine böyle sık yani benim gördüğüm kadar film sıkı bir film yani. Müthiş bir yönetmen zaten. Yani evet çok iyi bir yönetmen ve yani risk almayı da seviyor. Yani işte Red Catcher'dan beri düşündüğümüz zaman diğer yaptığı filmleri. Yorumlara bakılırsa bu filmde komple risk. Yani, aynen dediğin gibi yani böyle olarak. Komple bir risk ve yani heyecan verici yani çünkü Ramsey'nin ve Joaquin Phoenix ve yani şey böyle çok da film çekmiyor. Böyle kendini de biraz özete özete çekiyor ve hepsinde de böyle cesur bir film ortaya çıkıyor. Bir de o yönetmenliğinde şeye de yol açıyor bu sefer. Hani bizim nezdimizde o karanlık suların da o gizemin bilmem neyin. Evet evet yani. Hani açığa çıkmasına ve hani o merak unsurunu bir taraftan evet, da yani, o karanlıktan almasına da evet, biraz yol açıyor. Kendi personası, yani bekledikçe falan kendi personası da böyle biraz şey olmaya başlıyor. Yani Ramsey'nin yeni filmi geliyormuş hissiyatı oluyor mesela bende yani öyle diyebilirim. Kastetmeye çalıştığım şey oydu. Bir de diğeri de Lanthimos. Lanthimos. Risk demişken Colin Farrell'la beraber Yunancası. Risk. Yorgos Lanthimos'un yeni filmi Lobster'dan sonra Killing of a Sacred Deer. Başrolünde tekrar Colin Farrell var ve Nicole Kidman. Yarışmada iki filmle birlikte vardı bu sene. Ya evet Lanthimos'un aslında Lanthimos bayağı kırıldı eleştirilerden sonra çünkü İkiye bölmekten çok beğenmeyen taraf biraz daha ağırdı. Yani tam eşit de bölünmüş değildi seyirciler. Belki de Lanthimos'dan daha büyük bir şey beklemek de olabilir. Bu tabii ki filmi görmediğimiz için şu an ona yorum yapamayacağız ama Lanthimos bayağı yuvalandıktan sonra şehri terk edip geri geldi. gitti yani. Evet. Neden küstü bu kadar bilmiyorum ne bekliyordu ama. Ya ilk yuvalanan filmde yani değildi sonuçta. Bizim de... Ha bir de kanda yuvalanmanın da bir anlamı yok yani, zaten. Yani selam vermek mi? Hatta yani olumlayabilir. Zaten bir olumlama şansı bile var. Artık yani. Bir şey filminde de oldu falan. Evet yani düşünürsen o Taxi Driver da zamanında yani yuvalanmış diye yani olumlu bir şey çıkartabilirsin. Çok var böyle. Ya onlar yani geçen sene bile işte hepimizin aşağı yukarı yine hemfikir olduğu Personal Shopper'ın falan da yuvalandığını düşünürsek. Tabii canım yani. Yani ben ya, oradaydım yuvalandım. Bizzat bizzat yuvalandım. Ben de yuvalanan taraftanıyordum. Hayır. Dürtmedi mi peki yanındakileri? Rahatsız oldum çok. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Biliyorsunuz film Twitter'ımızda bir merak konusu bu alanma nasıl oluyor? Şeyi bize bu deneyimlerini paylaşırsın başka bir podcast'ında. Hatta buna özel buna özel bir kanla nasıl yüklenir? Yuhlanan filmler. Eğer siz beğendiyseniz nasıl tepki vermelisiniz? Bence Lanthimos'un filmi vizyon falan görür muhtemelen o zaman değil. Ya mesela Tony Erdman 45 dakika falan alkışlanmıştı yani. Ama sonunda ama ödül var. Hiçbir ödül yok. Fibreski aldı. Oscar var mı? Yok. Yok. Bak yuhlanıyor senaryo. Yuhlanıyor ödül var falan. Yani. Bunlara çok takmayın kafanıza sayın dinleyenlerimiz. Buradan da oyuncu ödüllerine geçelim. Yani bu arada iki ödül alan tek filmdi You're Never Really Here. Biri de oyuncu ödülüydü. En iyi erkek oyuncu ödülünü Joaquin Phoenix aldı. Başrolündeydi. Yine bizi sevindiren bir ödül. Muhteşem tepkisi de konuşmasıyla. Evet tepkisi de. O duruşuyla yani gerçekten. Festivali hayran olsun. Oyuncu ödüllerinin tepkileri zaten daha çok törene. Aslında Dayan Kruger pek bir tepki veremedi Fatih Akın sağ olsun ama. Roç aldı biraz ondan. Roç almak değil sağlığını iyi kurtardı orada. Dayan Kruger bayağı kafa omuz atmalı bir sevinçti. Ama Fatih Akın gerçekten filmine bir ödül alsaydı ya da yönetmenlik falan gibi bir ödül alsaydı daha sevinebilirdi. Evet evet yani. Ya ve onun zaten yönetmenlik zaten anlayışı oyuncuyu yücelten bir yapı ya ki filmde de hani fragmanlarında gördüğümüz kadarıyla da bunun az çok sinyalini yine aldık. Bir de Cannes'a geldiklerinden beri çok şirin bir çift olarak dolaştılar. Kırmızılılarda basın toplantılarında. Evet, sempatikler. Yani. Evet. Ve böyle. Yani brother diyerek zaten bunu ödül konuşmasına da taşlandırdı. Şey gibi kardeşim hani bir hafta boyunca bizi çok çektiniz öperken falan ama sahneye çıkıp aslında ödüle bunun için sevmiş Dayan Kruger. Aramızda bir şey yok. Söyleyebileceğim. Yani çok iyi yorumlar yoktu In the Fate hakkında. Ama yani ya çok temiz bir film oldu. Yani Fatih Akın geri dönüyor işleyen, şey gibi. İşleyen bir film olduğunu söylüyorlardı. Gerçekten o hani yorumların çizgisini görebiliyorsun. Boş dönmeyeceği çok belliydi. Evet. Fatih Akın. Bir yerden bir şey bir ödül çıkaracaktı. Yani çok heyecan veren bir film değildi anladığım yani kadar ama çok iyi çalışan bir film. Çok derli toplu bir film oldu. Benim gördüğüm tepkilerden tek alabileceği ödül Diane Kruger'in en iyi kadın oyuncu ödülüydü. Yani belki jüri diğer en büyük rakibi de Loz Nissan'ın filmindeki kadın oyuncuydu. O ikisinin adı çok geçiyordu. Diane Kruger'i tercih ettiler. Aslında jüri biraz şey
bir tercih yaptı. Çok tanınan yüzleri hep ödüllendirdi diyebiliriz bak buradan. Joaquin Phoenix, işte Diane Kruger, Nicole Kidman'la 70. yıl özel ödülü. Ne bileyim Sofia Coppola. Bu arada çok ben da tanımadık isimli olaylarla kaçmadılar. Nicole Kidman'a verilen 70. yıl özel ödülü ömür boyu başarı ödülüne eş değil değil mi burada? Yani değil. Her yani yıl yani verilen bir şey. O ödül verilmedi bu sene. 65'te de vermiş kan galiba. Hani böyle geldik şeylerde yani bir gelenek bir gelenek gibi. Bir de iki hazır iki filmiyle var yarışmada falan diye. Ama öyle yani 5 şey, yılda Top bir... Top of the Lake var. Ha, Top of the Lake de var. Bir projesi daha var. 4 projeyle falan oradaydı. Proje. Evet, evet. Hani böyle bir ödül madem yuvarlak yıllarda veriyorsun, müzik performansını kaldır artık yani törenle. Yani evet. Duygulanalım mı? Yani altın portakalla dönüyor bir anda. Bir de şey böyle. Tamamen değişiyor atmosfer. Bir duygusal ortam yaratılmaya çalıştı zorla. Hiç olmuyor. Jüriye odaklanan. İşte olmadı. Smith Bitirbe girdi bir şeyler. Daha sonra giremedi. O yüzden en... Suyumil'in hala Pedro olduğuna inanıyorum. Sadece gözlüğünü taktı ve ne oluyor burada diye etrafa baktı. Sürekli Monica ile atıştı. İşte bak törenden de bunları konuşalım lütfen çünkü çok tatlılardı. Özsun'un konuşmasını mesela... Binoş'la beraber çok iyiydi yani, sunumdu. Bir ara şey gibi çıkacak zannettim. Roberto Benigni'nin Oscar almışlığı çok korktum. Neyse ki kendine hakim olabildi. Özsun'un böyle bir adam olduğunu biliyoruz. Müthiş bir konuşma yaptı sahnede de hani. Evet. Gerçekten hani kan tarihinde VTR'lere girecek bir şeydi. Ödül kabulüydü. İşte çığlık attırması falan. David Lynch'e falan. David Lynch'e çığlık attırdı. Evet, David Lynch kendinden geçti ve çok, herkes çok mutlu oldu. Evet, ben evet. Aslında ilk kez orada görenler bile bayağı sevdi adamı. Ya evet, müthiş bir enerjisi var zaten. Aa, ya, buraya girmişken Fırat'ı konuşalım çünkü Ruben Özkan'ın kendisi kendisi arkadaşı. Doğru. Kankam. Geçen sene Cannes'da daha o projesini, bu filmi tanıtırken evet. Siz tanışmıştınız. Kendisi pizza yiyordu. Bahsetmiş miydi o zaman? Kendisi pizza yiyordu. Jürideydi o zaman. Belirli bir bakış jürisiydi. Evet, yanlış hatırlamıyorsam. Pizza yiyordu ve ben de onu kıstırıp bir selfie çektim. Ve fotoğrafa bakabilir miyim dedikten sonra da kendisinin ne kadar çirkin çıktığını halbuki çok tatlıydı. Ve sonra da görüştük. Sonra da 4-5 kez biz denk geldik, görüştük, aynı mekanda bulunduk falan. Çok enteresandı yani. Bayağı Fırat'ı tanıyıp yanına gelmesi. Beni görse tanır acaba. I'm still ugly diye yani çok tatlı bir adamdı. Kesinlikle çok. Ya evet mesela başka biri yapsa o ödül konuşmasını veya o tepkileri falan belki biraz itici olabilir. Yapmacık mesela, itici olur. Mesela Dolan yapsa falan. Çok, ya. Yani, çok zorlama yaptı, olur. Ki yaptı. Yani biliyorsunuz bu adam Oscar adaylığı videosu çekmişti yapımcısı. Evet. Yani, hüngür hüngür ağladı. Hüngür hüngür ağladı. İlk 5'e giremediği için ilk 9'daydı turist. Elmasını yerken. Elmasını kıtırdatarak adayları şey yapıyordu ve İda'nın ismi her açıklandığında üzülüyordu. Ha, Pavlikovski de yok bu sene. Güzel şeyler olmuş bu sene. Gerçi İda'yı seviyoruz canım. Yani ödüller buradaydı. Peki size şeyi sormak istiyorum. Ödül alamadığına en çok üzüldüğünüz filmler yarışma içinden. Sonra da yan bölümlerdeki filmlerden biraz konuşalım. Herhalde kısa. Ortak karar gibi bir şey olacak. Yani Safdiler diyebiliriz ama... evet yani. Yani evet, Ozon'un bir de yani... Safdiler ve Ozon. Bu arada çok büyük yönetmenler de ödülsüz döndü. Hmm. Todd Haynes ödülsüz, Haneke ödülsüz döndü. Ki Haneke'nin şey yani üçüncü. Kavase. Geliyor mu? Kavase. Ekümenik jüri ödülü aldı gerçi. O kaçınılmazdı zaten onun için. Evet yani baktığınız zaman Safdiler'in yani... filmi... Heyecan vericiydi. Ozon ve Saftir. Nabon belki boş döndü. Ya belki oradan gerçi birazcık... çok da zaten etki yaratmadılar ama... Ama mesela... Üzerine konuşulan bir film olmadığı Hazan'ın Vicious'u hiç konuşmayalım lütfen. Hayır hayır konuşmayalım. Vizyona girdiğinde de ve Rodin'de. Rodin'de konuşmayabiliriz. Ama belki biraz burada şeye, Okya'ya parantez açabiliriz. Çünkü Okya biraz da çünkü gündeme oturdu. Netflix tartışmalarıyla evet. Birazcık. Hem gösterim hatası hem onun öncesinde daha yarışma şeyinde jüri başkanının daha yarışma başlamadan Netflix yapımı işte tiyatroda yani tiyatral gösterim alamayan bir filme ödül vermem demesi. Ama seçkide bir şekilde bulunması ne böyle kadar bir çelişkiye yol açması görüşünde aslında. Haklı da desek tabii ki bunu yarışma sonunda yapmasını tercih evet. Edenlerdenim. Otomatikman başlamadı yani okey evet. Yarışmaya. Evet. Filmi elemiş gibi oldu. Çok ve aslında bu, hani, etik olarak da kötü bir şey. Hem seyirci için hoş bir şey değil. Ama yani, Pedro da böyle bir adam. Tutamıyor anacığım. Ama şey yani, yani aslında Pedro'nun da suçu Monica yok tam olarak. Monica ile yaptığı yani gıybeti şey... basın toplantısında da yapıyor. Ama yani, onun da hani
onu suçlar bir şey de değil bu dediğim, ki dediği çoğu şeye de katılıyorum zaten, haklı yani yönetmen olarak canım, buna karşı hassasiyeti şey çok haklı. Netflix sadece üzerinde. Festival ve işte jüri arasında böyle bir çelişkinin olması yine en çok filme zarar veriyor. Yani ve yine en çok onun izleyicisine zarar veriyor. Böyle bir durum oldu. Bence burada festivalin o olan şey kriz yönetimini başarısızlıkla hani örtbas etmeye çalışması oldu diyebilirim belki. Çünkü yani, önce kabul ediyorsun, hatalı, sonra bir daha olmayacak bu diyorsun. Hata, ne yapıyorsun? Hataların denk gelişimi artık. Biraz tatsız oldu yani. Çok tatsız oldu. Yani bir de işte. Yani ekranın 4'te 3'ü görünmemiş. 10-15 dakika görünmemiş. Sonra müdahale ediliyor. Tekrardan başlanıyor. Şey bir sabotaj gibi bir şey evet, dönüyor yani, bir yerden evet. Sonra. Tam hani. Bu açıklamaların üzerine gelince doğal olarak gündemin. Düşündüğümüz zaman. Jürisiyle, kararlarıyla, sansasyonuyla her şey unutulmaz bir kan diye. Yani aslında her Cannes Film Festivali'nde bir şey oluyor. Hep evet. Böyle geçiyor kan yani. Ama bu onun heyecanı da işte. Bayağı dolu doluydu evet, yani. Evet, Netflix, kazananlarından. Ya Netflix tabii. Şimdiki... Altını dolduran birçok şey var ama yani. Arkadaşlar böyle bak, jüri kuruyorsan, böyle line-up yapıyorsan olay olacağı belli yani. Yani hepsi ayrı. Geçen yani. Seneki hani... Tırnak içinde hayal kırıklığımızdan sonra, ödüllerin açıklanışından sonra yani, böyle birazcık şey almıştı. Oldu. Tony Erdman'ın Altın Palmiye alamayıp Kendi Hoca alsın canım. O da bak ayrı bir olay. Yani inanılmaz manşet çıkartan bir festival kan. Saat başı başka bir manşet çıkartabilirsin. Kendi Hoca'nın konuşması yapar. Mesela bu sene daha konuşamayacağımız bir sürü şey var bu podcast'te. Jessica Chastain'in basın toplantısındaki konuşması evet. Kesinlikle tartışılacak evet. Üzerine makaleler yazılacak daha. 2015'te Jacques Audiard Dipan'ını aldıktan sonra aldı Bayami'yi aldım çünkü hani yarışmada yoktu demişti. Bu yarışmada acaba olmak ister mi diye. Onu düşündüm ben de sonradan. Yani David Lynch'i oralarda görmek bu arada ödül törenini izlerken geri dönmesini... Yani ki festival sırasında David Lynch tekrar gündem oldu çünkü Twin Peaks geri döndü. Evet ve yani yarışmada görmek istiyorum. Ya yani bilmiyorum ben yanlış yani çok hatırlamıyorum yani haberin içeriğine bakmadım ama tamamen emekli olmamış gibi bir şey. Tekrardan söylemiş sinemaya yani, ben emekli olmadım. Evet yani tamamen o kadar o keskin çizgiyi o Bellator'un çektiği kadar keskin bir çizgi çekmedi ki hala hazırda Twin Peaks'i kendi yönetiyor yani. Evet ama hatta onda da çok çekindi. Yani demek ki kendi üretimiyle ilgili bir sıkıntısı var kendisinin. Ya yapmak istemiyor ya yapamadığını düşünüyor gibi bir sıkıntıları olabilir. Çünkü onda da tam şey sadece yapımcı olacağım yönetmenliğini yapmayacağım diye bir açıklama yaptı. Tam tekrar yönetiyorum dedi. Çok onda da fikir değişti. Ama ben mesela yani Twin Peaks'in yeni bölümlerini de izlediğim için söyleyebilirim yönetsin. Formda yani. Yani yönetmesi lazım ya. Formda yani şey değil. Yani Wilde Tart'ın altın palmiye aldığı bir tören gibi bir şey görmek istiyorum. Şu line-up'a yakışmaz mı? Yani evet. O zaman bakalım Haneke nasıl ödül alacak. David Lynch'in olduğu bir yarışmada ödül aldım falan. Yani şey değil yani. David Lynch formdan düşmüş yönetmen şeyinde değil yani. Öyle bir de şey var yani. Hani. Hiçbir zaman öyle bir beynin ya. De hani o şey formunu kaybedeceği de... çok olası değil gibi geliyor en azından. Yani olabiliyor aslında yönetmenlerin yaşlandıkça. Ki bence Twin Peaks de çok doğru bir örnek olmayabilir. Yani sonuçta beslendiği ciddi bir geçmiş var Twin Peaks'te. Tabii yani şey çok yani halihazırdaki... Yani bir kurmacanın yapacağı şey yani başka bir etki yaratıyor. Tabii halihazırdaki şeyi mirası yiyor biraz ama yani yani içinde güncel bir şeyler var yani öyle diyebilirim. Yani tabii ki 90'ların başındaki şeyin devamını çekmiyor. Yani demek istediğim şey oydu. Bu arada ana yarışma dışında... Evet onları konuşalım. Yani yıl boyunca çünkü bu filmlerin etkisini bekleyeceğiz. Etkisini gösterecek filmler de vardı. Yarışma dışında da var. Evet, Kenzen'de Bruno Dumont vardı. Vay, Janet. Evet. Janet'le. Bir jandarkın küçüklüğünü, çocukluğunu müzikalle anlatıyor. Ve elektropop müzikali yani. Elektropop evet, müzikali. Yine dağıtacak ortalığı. Evet. İşte bu yeni sinema dediğimiz şeyin tam da göbeğinde olan adam. Keşke onu yarışmada görebilseydik ama. Ya bence aslında olsun. Yakıştı biliyor musun? Yok, bence yarışmada olması daha iyiydi. Çünkü tam Kenzen yani onun yeri. Mesela evet. Geçen sene Odorowski'nin falan da orada olduğunu düşünürsek. Bin bir gecenin. Bin gecenin de önceki sene. Tam o sular zaten. Yok bence çok yakışıyor. Bence de. Olsun ya. Ya çünkü ana yarışmada olsaydı kaynayacaktı o. Hong Sang-soo'nun diğer filmi de yan bölümlerdeydi. Yok şey o yarışma dışı gösterildi. Yarışma dışı bölümü de bir yan bölüm. Yani festival değil ve premier yaptı sonuçta. Tencerenin bunları yönetmeni Sean Baker'ın Florida Project. Mesela Project evet. En çok beğenilen. Yani festivalin en iyi filmlerinden biri olduğu söyleniyor. Mesela Tencerenin de bu arada. Evet. Bahsettiğimiz yani, o genç sinemaya. Evet, ben aslında Safdiller'i bu Avrupa şeyinden hep ayrı tutuyorum. Biraz çünkü onlarla birleşiyor. Hani
Sean Baker'ın Tangerine'le yarattığı şeyle Heaven Knows What çok yakın. Doğru. Ya belki Avrupa'dan bir ortak yapacaksak o Victoria olabilirdi. Almanya'dan çıkan. O yine aynı yıl 2015'te. Biraz onun havasındaki film oydu gibi geliyor bana. Tamamen taşıdıkları ruh açısından biraz var. İşte taşıdıkları ruh açısından ben de öyle yapıyorum. Peki. Bunlar bayağı otorol yönetmenler yani Dumont'lar, şeyler, Adeler. Onlar yeni bir bağımsız sinema inşa ediyor. Ayrı anılır büyük ihtimal. Olabilir. Ki bu da bugünün derdi değil. 20 yıl sonra bunu konuşalım. 20 yıl sonraki bir podcast'te buluşuruz. 20 yıl önce dediğimiz gibi. Ki olmadı mı? 2-3 ay önce dediğimiz gibi oldu işte. Bak Tony Erdman şeyinde konuştuk. Aldım parçayı. Evet, bunu da aldı. Yani. Demek ki değer görüyormuş. Demek ki dilleri fark ediliyormuş. Ama yani biz de biliyormuşuz. Biz de biliyormuşuz. Selam olsun Almodovar'a. Almodovar'ı artık bir daha eleştirenle direkt karşısında beni bulacak arkadaşlar. Evet, Netflix konusunda ben biraz kızmıştım ama. Kavga çıkar. Yok, ben yani de artık safına çekti beni de. Kalplerle anlatıyoruz kendisini. Çok tatlı bir jüriydi, çok tatlı bir festivaldi. Ve böyle diyerek özel Camping Festivali özel podcast'imizi sonlandırmış olalım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Palme d'Or est attribué à le film de Ruben Östlund, Vier Square.